Hayırlı akşamlar değerli Bakış TV takipçileri. Spora Bakış programında sizlerle birlikteyiz. Muhabir arkadaşım Bahattin Çiçek ile birlikte ilçemizde, Kapaklı'da ve bölgede yaşanan spordaki son gelişmeleri konuşacağız. Evet, ilk olarak 1911 Çerkezköy Doğan Spor ve Bölgesel Amatör Lig'de başlayalım. Evet Bahattin, hoş geldin. Hoş bulduk. 1911 nihayet 5. hafta sonunda ilk puanlıyla tanıştı. Evet, 1911'in değerlendirmesini senden alalım. 1911 dediğimiz gibi ilk 3 puanıyla tanıştı. Aynı zamanda ilk puanı da oldu bu. Sancılı başladı işte sezon. Ama ilk galibiyetini aldılar. İlk yarıda da iyi bir oyun ortaya koydular. Yani Biga 1911'in kalesine gelmekte zorlandı. İlk yarıda da gol bulundu. Utku'nun defans arkasına attığı topta Furkan güzel bir gol attı. Savunmanın da zafiyetinden yararlanarak güzel bir gol attı. İlk yarı böyle sonuçlandı. İkinci yarıda yine ilk sezon açılış maçında söylediğimiz oyundakinin temponun düşüşü bu maçta da gerçekleşti. İkinci yarıda dağılmalar oldu. Oyundan düşmeler oldu. Bu arada tabii daha çok Biga'nın atakları etkili oldu. Biga gelmeye başladı etkili ataklarla. Bu sırada penaltı da kazandılar. Kritik bir andı o. Kaleci Sedat gerçekten güzel çıkardı ve 3 puanın gelmesinde en büyük rollerden birini oynadı. Evet. 1911 Biga'nın geldiği bu etkili ataklarla daha çok kontra atak arayarak kontra ataklarla golü bulmaya çalıştı. Yaklaştı da aslında 2 tane denilebileceğimiz pozisyonları vardı ama sonucu bulamadı. Maç bu şekilde sonuçlandı. Taraftarın desteği nasıldı takıma? Taraftar yönetimle barıştı diyebiliriz. İlk maçlarına geldi onlar da. Destek verdiler. Taraftarın futbolun içerisindeki en güzel şeylerden biri olduğunu söylemiştik. Evet. İlla ki yani az da olsa bir baskısı oluyor. Yani az derken tabii çok olduğu zamanlar da olur takımı yatıştırmak için ama rakip takım üzerinde ne kadar baskısı olduğunu bilmiyoruz ama hakemler üzerinde de etkisi oluyor. Mesela Biga maçında bence oldu. Bigalı 22 numaralı bir tane oyuncu vardı. Adını hatırlamıyorum. Onun yerde kalmasıyla ilgili taraftarın bir serzenişi olmuştu. Yerde fazla kalması, zaman geçirmesiyle ilgili. Taraftar 22'nin üstüne oynadı. Ona biraz ıslıklar falan oldu. O da futbolcunun hata yapmasına. O da hemen bir dakika sonra oyuncu artık hırstan veya o sinirden gitti müdahalede bulundu. Sarı kartı gördü. Aynen. Hakem de bunun baskısı altında kalmış olabilir. Yani hemen sarı kartı gösterdi. Bunlar bir tane daha olsa atıyorum kırmızı kart çıkacak veya önceden sarısı olmuş olsa taraftarın böyle etkileri var. Yani olması lazım. Güzel desteklere devam etsin diyoruz. Yani 1911'inde taraftarıyla beraber birlik içerisinde ilerleyen haftalarda da. Yani istenilen buydu zaten. Bundan daha güçlü bir şekilde hatta devam etmeleri bekleniyordu. Şu anlık durum bu şekilde. Evet, bölgesel amatörlük 11. grupta 1911 5. hafta tamamlandı ama 1911 4 karşılaşma oynadı. Bir karşılaşması önümüzdeki hafta sonu oynanacak. Grupta 5. hafta itibariyle Çengelköy'ün 11 puanla lider olduğunu görüyoruz. Yine Tekirdağ Spor'un Yeşilköy'le 0-0 berabere kaldığını söyleyelim. Yani Tekirdağ Spor da yine kritik ama yine kendi sahasında önemli bir puana sahip oldu. Çorlu Spor da 1911 gibi kötü gidişat sürüyor. İki takımın da 3 puanı var ve İstasyon Spor'un hemen üstünde 3 puandalar. İstasyon Spor'un puanla tanışamadığını söyleyelim. Edirne Spor'un da kendi sahasında Modafen'e mağlup olduğunu. Çünkü Edirne Spor 3'lü 3 yapmıştı ama evet, daha sonra son 2 haftadır aradığı puanları bulamıyor. 1911'de durum böyle. 1911'den Süper Amatör'e geçecek olursak. Ve Süper Amatör'de de 4. hafta tamamlandı ve 4. hafta itibariyle de Kapakspor'un 4'te 4 yaptığını 12 puanla görüyoruz. Kapakspor 100. yılla karşılaştığı maç kaç kaç bitti, nasıldı? Kapakspor
Yine 4-1 mağlup etti rakibini. Kapaklıspor ligin açık ara favorilerinden bir tanesi. Geçen sezonda kaldığı yerde. Geçen sezon da böyle başlamıştılar. Seri galibiyetlerle, namağlup uzun süre ilerlediler. Ve farklı galibiyetler. Farklı galibiyetlerle bu sene de böyle başladılar. Durdurmaya çalışanlar olsa da bunlara imkan vermiyorlar. Ellerinden gelenin fazlasını yapıyorlar. Dikkat çeken bir nokta Emre Kaymaz. Sezon başından beri ikişer üçer gollerine devam ediyor. Aynen, Tezcan ve Emre Kaymaz çok önemli. Takımı sırtlıyorlar diyebiliriz. Yani ikisi de Aynen öyle, aynen golleriyle. öyle. Büyük katkıda bulunuyorlar takıma. Bu arada maçta Sako'nun da bir kırmızı kartı vardı. Önümüzdeki hafta o da oynayamayacak. Yani o da önemli çünkü Sako defansın bel kemiği. Evet. O da Geçen önümüzdeki sezondan beri aynen istikrarlı bir şekilde devam ediyordu. Malkara 14 Kasım'ı konuk olacak Kapaklıspor. İnşallah oradan da galibiyetle. Malkara'da bu hafta maçını 5-0 farklı kazandı. Zor bir maç Moralli bir olacak. şekilde gelecek onlar da. Aynen, Kapaklıspor'un da ilk deplasmanı diyebiliriz çünkü Evet, genelde bu çevrede oynuyorlar. aynen ya Çerkezköy Doğanspor'la oynamadı, playoff oldu. Sitespor'la yine sahasında karşılaştı. İlk deplasmanına çıkacak, umarız galibiyetle döner. İnşallah. İnşallah diyelim ve Sitespor'a geçelim. Sitespor'un durumu nedir? Sitespor lige mağlubiyetlerle başlamıştı. Geçtiğimiz hafta ilk galibiyetini almıştı onlarda ama bu hafta yine mağlup oldular Ergen'in gücü Ulaşspor'a deplasmanda. Evet, Bu onlar maçta yani tabii üzücü bir durum. Sitespor'un galip gelmesini isterdik açıkçası. Bir seri yakalamasını, bir havaya girmesini beklerdik. Onlar da sezon başından beri süre gelen sakatlıklar, eksiklikler devam ediyor. Onlar tamamlandıktan sonra daha iyi bir şekilde devam edeceklerdir diye düşünüyoruz. aynen, Sitespor sonradan ortalara doğru biraz Evet. açılıyor. Bir de iyi de oynuyor aslında. İzlediğimiz maçlar da Ya oldu burada. izlenildiği zaman Sitespor gerçekten zevk veren bir oyun Aynen. oynuyor. Genç kadrosunda Bunu olmasına izleyen rağmen. herkes de dile getiriyor açıkçası Sitespor'un oyununu. İyi bulduklarını, zevkli bulduklarını ama sonuç bir türlü olmuyor. Yani Yani puanlar bir türlü gelmiyor. Bu konuda bazı sıkıntılar var. yenilen gollerde maalesef ya bireysel hatalardan Bireysel oluyor ya hatalara çok maruz hakem kalıyorlar. hataları oluyor. Ve duran yani son toplarda o istenilen o topu kaleyle buluşturamıyor maalesef futbolcular. Dileriz ki ilerleyen Bu haftalarda. arada bir dipnot olarak söyleyelim. Biz orada değildik. Gidemedik maça. Evet. Ama Ergen'e gücü tarafından da bir taraftarlardan falan sanırım hoş olmayan tepkiler de olmuş sanırım Aynen, Sitespor'a tribünlerde karşı. Ergen'in Bunları da yüzünün tasvip etmiyoruz. Kapaklı Spor'la da olan bir Evet husumeti var geçen geçen dönem, geçen seneden. seneden kalan bir olay, Yani maç vardı orada futbola da. yakışmayan şeyler bunlar. Dileriz İlerleyen maçlarda da karşımıza çıkmaz. Yani futbol oynansın, güzellik bir şekilde maçlar tamamlansın. Sitespor bu hafta sahasında 1461'i konuk edecek. Evet. 1461 de ligde sıkıntılı olan takımlardan şu zamana kadar. Dileriz ki deplasmanda aradığını bulamayan Sitespor bu hafta Karadenizspor'u mağlup Kendilerinde. eder ve 6 puana ikinci galibiyetini elde eder. Süper Amatör'de Kapakspor'un liderliği devam ediyor dedik. Süper amatörle ilgili başka söyleyeceğin yoksa. Ekleyeceğimiz yok şu an. Evet. Altyapıya geçelim ve Kapaklı'nın milli gururlarından bahsedelim. Evet, Kapaklıspor'un ve Kapaklı Sitespor'un U14 takımlarında forma giyen futbolcuların milli takıma gitti. U14 milli takımı seçmelerini kazandılar. Umut Aras ve İnanç Gürbüz. Evet, Umut Aras Kapakspor U14 takımında oynuyor. Kapaklı Sitespor'dan da İnanç İnanç Gürbüz. Gürbüz. İki kardeşimize de başarılar dileyelim. Yani Evet, Kapaklı milli ve Kapak takımda. Sitespor'un altyapıdan olan her zaman altyapıdan başarısını konuştuk programlarımızda da. Evet, bölgedeki altyapısını en etkin kullanan takımlardan birileri. Gerçekten verdikleri değer, önem ortaya çıkıyor. Bunlar yarın öbür gün gerek Türkiye'nin büyük takımlarında gerekse işte Kapaklı'da kalırsalar kendi takımlarına yararlı olabilecek oyuncular. Sitespor'dan büyük takımlara giden Evet, futbolcular da ya oynadık. 4 tane oyuncu Aynen, oluyor bu Altınordu'da şekilde. veya diğer takımlara giden Altınordu, Buca, Galatasaray. oyuncular Yine milli oluyor. takıma giden oyuncu var. Evet, Umut Aras ve İnanç Gürbüz 26 Ekim'de Riva'da milli takımlar tesislerinde U14 milli takımın kampına katılacak. Biz Başarılar buradan diliyoruz. iki kardeşimize de milli takımımıza da başarılar dileyelim. Kapaklı'nın milli gururları her zaman böyle futbolcuların çıkmasını temenni edelim. Birinci amatörle devam edelim programımıza. Birinci amatörde de Tekirdağ ve Kapaklı ve Çerkezköy takımları farkını gösteriyor. Evet. Özellikle Kızılpınarspor. Evet. Kızılpınarspor 9 puanla liderliğini sürdürüyor. Sahasında Marmaraspor'u 3-1 ile geçti.
Tek yenilgisini Ahi Mehmet'ten aldı. O da Aynen. hemen 9 puanla arkalarında ikinci sırada yer alıyor. Averajla ikinci Aynen. sırada var. Kızılpınarspor önemli başarılar imza atıyor. Bu birinci amatörde de böyle götürecek gibi duruyor diye düşünüyorum ben ama. Çerkezgücü ve Kartal'ı da es geçmemek lazım. Onlar da 7'şer puanla Aynen hemen peşinden liderliği geliyorlar. kovalıyorlar. Onlar da ligin çekişmeli geçmesini arttırıyorlar. Aynen öyle. 1923 Gençlik Spor burada henüz puanla tanışamadı. Evet. Dileriz onlar da ilerleyen haftalarda başarılı olurlar diyelim. Geçen hafta Çerkezköy Belediye Başkanı Vahap Akay'ı konuk etti burada. Evet. Siyasete Büyüklerimiz bakış siyasete programında. bakış programında Akif Aldoğan ve Fırat Keskin Kılıç'ın konu oldu Sayın Vahap Akay. Ve burada programın sonuna doğru sporla ilgili gelen soruyu da yanıtladı. Ve Vahap Akay belediye olarak spora önemli destekler verdiklerinin altını çizdi. Fakat bu futbol değil de daha Daha çok çok bireysel bireysel sporlara sporlara daha dedi. fazla katkı vermeye Yani çalışacağını belediye söyledi. bünyesinde spor kulübü kurduklarından bahsetti. Evet. Masa tenisi, güreş, bir de tekvando gibi bireysel sporlara önem verdiklerini ifade etti. Bu konuda da iddialı olduklarını söyledi. Futbola pek girmek istemediklerini ifade etti. Bunu da buradan duyurmuş olalım. Geçen hafta olan bu Vahap Akay'ın açıklamalarını da. Ve okullarımızda düzenlenen turnuvalar var. Evet. 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla okullarımızda düzenlenen turnuvalar ve bu turnuvalarda Çerkezköy Pakize Narin Anadolu Lisesi'nin başarıları var. Büyük Bu başarılar başarılarını da elde ediyor. size Pakize sordum. Narin geçen sene de yapılan turnuvalarda farkını ortaya koyuyordu. Büyük başarılar elde ediyordu okullarımızın da. Bu sene de aynı şekilde başladılar. Önce teniste, Muay Thai'de başarılar elde ettiler. Ondan önce voleybolda ve basketbolda şampiyonluklar elde Şampiyonluklar. ettiler. Kupalarını büyük ihtimalle 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlamalarında alacaklar. Evet, Hayırlı olsun diyoruz. masa tenisinde Mehmet Danyal Günteki, Muta Spor'unda da Yusuf Kaya birinci oldu. Biz de tebrik edelim buradan arkadaşları. Evet. Ve yine 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla özel Gülerçin Koleji ile Türkiye Satranç Federasyonu bir turnuva düzenliyordu. Burada da Gülerçinli öğrenciler satrançta ne kadar başarılı olduklarını gösterdiler Evet, ve ödül. 146 öğrenci katıldı yanılmıyorsam 2 gün sürdü yarışmalar. Evet. Satranç gerçekten zevkli, zeka geliştiren bir oyun. Hani biz de programımızda satranç ailelerin satranç Evet, yönlendirmesiyle yönlendirmesi ilgili gerektiğini dile bahsetmiştik. getirmiştik. Evet, satrançta da bahsettik. Son olarak demeyeyim iki konu var. Maalesef üzücü bir olay yaşadık bu hafta Evet. sonu amatörde Kırklareli'nde Pehlivan Pehlivan Köyspor'un Köyspor'da kaptanı. mücadele eden 47 yaşındaki bir abimiz sağda kalp krizi geçirdi. Evet, maalesef Ona yaşamını da buradan yitirdi. yakınlarına başsağlığı, Baş kendisine de sağlığı. Allah'tan rahmet dileyelim. Yani 47 yaşında ilerleyen yaşına rağmen futbol oynuyordu. Maalesef sahada maç esnasında kalp krizinden hayatını kaybetti. Onu da buradan analım rahmetle. Ve bugün sürpriz bir konuk oldu Çerkezköy'de. Onu senden alalım. Evet, bir programa gittiğimiz zaman Çerkezköy Ticaret ve Sanayi Odası'nda milli basketbolcumuz Kerem Tunçeri ile karşılaştık. O da odayı ziyarete gelmişti. Kozova'ya da formasını hediye etmişti. Milli takım Evet imzalı milli takım forması hediye evet etti. formasını hediye etti. Evet, başka Son ekleyeceğim. olarak Tekirdağ Spor'un yaptığı bir açıklama vardı. Evet, Tekirdağ Spor'la ilgili. Öncelikle bugüne kadar kendilerine destek veren herkese teşekkürlerini ilettiler. Milletvekilleri, başkanlar, taraftarlar, geçmiş dönem başkanları hepsine teşekkürlerini ilettiler ve artık bir uyanış vaktinin geldiğini söylediler. Daha fazla destek bekliyorlar. Herkesten işte siyasetinden iş fabrikatörüne kadar her kesimden destek beklediklerini dile getirdiler. Son olarak bir de Velimeşe'ye değinmek istiyorum. Ergene Velimeşe Evet, Spor'a. onlar Yani da profesyonellikte Tekirdağ'ı temsil eden tek kulüp. Başarılı bir şekilde de devam ediyorlar. Geçtiğimiz hafta sonunda Nazilli Belediye Spor'a konuk oldular. Gerçekten kıran kırana geçen bir maç olmuş. İlk yarı 0-0, ikinci yarıda bol goller, uzatma. son dakikalarda gelen gol Evet, vardı. iki tane penaltı. İkinci goller ikisi de penaltıdan geldi. Maç sonunda Ergene Velimeş Spor Kulübü sosyal medya hesabından bir paylaşım yaparak saldırıya uğradıklarını, fiziki olarak da saldırıya uğradıklarını dile getirdi.
Maç bittikten yaklaşık bir saat sonra falan stattan çıkamamışlar. Bunu söylediler. Eğer böyle bir şey varsa tabii üzücü. Ama aynı şekilde Nazilli Belediyespor'da yine sosyal medya hesabından böyle bir şey olmadığını dile getirdi. Konuyu net olarak bilmiyoruz ama eğer varsa gerçekten üzücü. Yaşanmasını istemeyiz böyle şeyler. Evet, yayınımıza bir yorum gelmiş Hasan Baruk'tan. Çerkezgücü Spor'un başkanı aynı zamanda futbolcusu. Evet, kaptanı. Programda sadece 1911 Çerkezköy Doğanspor'u konuştuğumuzu iddia etmiş. Fakat biz burada az önce Çerkezgücü Spor'dan da bahsettik ve Hatta Kütahyaspor'dan. lige zevk kattıklarını dile getirdik. 7'şer puanda olduklarını Kartalspor'la birlikte. Başladığımız günden beri programlarda izlediğimiz maçlarda takip edebildiğimiz maçların hepsinden sırasıyla birinci amatör, süper amatör, bölgesel amatörlükle mücadele eden bütün takımlarımıza değinmeye çalışıyoruz. Belki denk gelmemiş Aynen. olabilir. Buradan Yani az önce Çerkez. de dile getirdik lige renk kattıklarını, takip ettiklerine şampiyonluğu diye. Yani ilçemizi 1911 en üst yerde temsil ettiği için onunla başlayıp sırasıyla süper amatör, Evet. birinci amatör, altyapılardan da bahsediyoruz ki Çerkezgücü'den de biraz önce sen 7 puanlı olduklarını ve lige renk kattıklarını Evet, dan Kartalspor da aynı şekilde. bahsettin. Onu da Aynen, söyledik kapaklı zaten. Kartalspor da öyle ki gazetemizde de internet sitemizde de takım ayırt etmeden her takıma haberlerimizde yer veriyoruz. Bunu belirtelim. Evet. Buradan Hasan Boruto'da da değerli yorumlar için teşekkür Teşekkür ederim. ederiz. Son Evet. olarak şeyi de ekleyebiliriz. İlerleyen haftalarda programımıza konuklarımız da olacak. Şimdiden bunun da duyurusunu yapmış olalım. Evet, ilerleyen Hasan haftalar. Başkan'ı da ağırlamak Aynen, isteriz buradan burada. Hasan Boruto'da davet Onların edelim. da statla ilgili bazı sıkıntıları var. Onları da Aynen. biliyoruz. Ya onları da zaman zaman Onları da haber burada yaptık. hep haberini de yaptık. Burada Yaşadıkları. tekrar kendisi de söylemek isterse biz de buna aracı oluruz. Konuşuruz, muhabbet ederiz. Evet, Ahmet Altunsarı da görevinizde başarılar dileriz demiş. Ahmet Teşekkür Altunsarı'ya da ederiz. buradan teşekkür Teşekkür edelim. ederim. Evet, ilçemizdeki, bölgemizdeki tüm takımları olabildiğince konuşmaya çalıştığımız bir